Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İzhar dersimizde devam ediyoruz. Sayfa 111. Şimdi isme geldik. Önce tabii ki isim, fiil, isim ve harfin tarifini yapacak. Ondan sonra ilk bölüm olan amilden devam edeceğiz. Ve huve isim. Vesmun. İkincisi de isimdir. Kelime 3 taneydi. Biri fiil, diğeri İsim, diğeri harf. Vesmun, ikincisi isimdir. Ve huve isim, ma, ol bir kelimedir ki, ol bir lafızdır ki, diyelim lafız. Delle, delat, ede. Ne üzerine? Ala manen. Bir mana üzerine. Evet. Bir mana delat edecek. Çünkü delat edecek ki, kelime olsun. Öyle mana ki, müstakillim, müstakil, başlı başınadır, bil fehmi, anlaşılmadı. Anlaşılması müstakil olan bir manaya direden kelimedir, lafızdır. Bu durumda fiille de aynı oldu. Yani fiille de müstakil mana vardı. Nasıl ayıracağız? Kayıtlar getiriliyor. Bunlara fasıl deniyor tarifte. Evet, öyle mana ki gayri muhterinin, muhterin yakın demek, bitişik. Bitişik olanın gayrisi, gayr. Gelince muhterin olanın gayrisi yani yakın olmayan bir mana. Neye yakın? Muhterine fih de orada bir fih var. Muhterin isim meful olduğu için harf-ı celle alıyor mefulünü. Kendisinde yakın olmayan neye? Bi'ahadil ezmineti selaseti. Üç zamandan birine yakın olmayan müstakil bir mananın kendisinden anlaşılmada müstakil olan bir manaya delalet eden lafızdır. Anlaşılmada müstakil bir manaya delalet edip üç zamandan birine yakın olmayan bir mana üzere delalet eden lafızdır isim. Bunu diğerlerine ayıran bazı özellikleri var. Ve min havasihi ismin özelliklerinden bazıdır. Ne tuhulü temin, teminin girmesidir. Burada temin sonuna giriyor. Ve harfil cer, harfil cerin girmesi bu başa giriyor. Ve lamit tarif eflam başına giriyor. Evet. Daha nedir onun özelliklerinden bazı? Ve kevnuhu, burası duhulu üzerine atıftır. Ve kevnuhu, ismin olması, nedir olması, mübdedeen, mübdede olması, mübdede olur. Demek ki mübdede ancak isimden olur, fiilden olmaz. Çünkü mübdede müsnettir, fail gibidir yani. İşin üzerine dayandırıldığı şeydir. Kelimede, lafızda müsnet var, müsnilih var. Mübdede olmak ismin özelliğidir. Ve failen fail olur. Çünkü o da müsnedilektir. Ve muzafe muzaf olur. Muzaf olmak da ismin özelliğidir. Ve ba'duhu bazısı nedir? Amilin amildir. Bazı isimler amildir. Mesela ne gibi? Kesmil fail, isim fail gibi. Ve ba'duhu bazı da gayr-ı amilin amil değildir. Ne gibi? Ke ene, ene gibi. Ene ben demek zamir. Ve ente sen zamir burada. Ve lezi, ellezi isim mevsul. Bunlar amil değil. İsim dinler ama. Ve harfun üçüncüsü de lafzın, kelimenin üçüncü kısmı da harfın harftır. Ve bu harf ma o bir lafızdır ki delle delat ede ne üzerinde de ala manen bir mana üzerine. Öyle mana ki gayri müstakillin anlaşılmada müstakil değil bil fehmi. Müstakil değil bil fehmi anlaşmakta. Bu ala manen deyince isimde de mana vardı, fiilde de mana vardı. Buraya kadar aynı. Ayırmak için gayri müstakillin müstakil olanın gayrisi, müstakil olmayan neyle bil fehmi anlaşılmada. Anlaşılmada müstakil bir manası yok. Peki nedir? Bel bilakis aletun veya aletin okunabilir. Ondan bedel aletin alettir. Ne için? Li fehmi gayrihi. Başkasının anlaşılmasına alettir. Demek ki müstakil kendi başına bir manası yok ama başkasının anlaşılmasına alet oluyor. Bunu ileride göreceğiz nasıl alet oluyor. İnşallah. Ve bazı harfin bazısı nedir? Amilin amildir. Ne gibi? Ke harfil cer harfi cer gibi. Ve bazı da gayr amil amil değildir. Ke hel, hel lafzı ve kat kat lafzı gibi. Evet. Şimdi nahvi konusu olan lafzı tanıdık. El laftun mevdu bir manaya konan lafızlardı. Fiil, isim, harf. Bundan sonra asıl konumuz olan, birinci bölüm olan amile dönüyoruz. Sümmel amilu. Bundan sonra amil. Bu izahatlardan sonra amil. Amil nedir? Bir tanıyalım bakalım. Hüve amil.
Ma olduğu şeydir ki evcebe gerektirdi. Evcebe ne kelime? Derse ne diyeceksiniz? İfal babından fiili mazi. Sülasi vecebe. Yecib. Yecibu yevcibuydu. Vav düştü. Değil mi? Harfindeki vav düşüyordu. Yevcibu yecibu oluyor. Mazisi evcebe. Evet. Yecibu evcebe. Şey, sülasiden vecebe yecibudur. Sülasiden vecebe yecibudur. İfal babına geçince evcebe yücibu oluyor. İcaben mastar. Evcebe, vecebe vacip oldu. Sabit oldu manasında. Evcebe gerektirdi. Lazım etti, gerektirdi. Yani o zaman müteaddi oldu. Neyle gerektirdi? Bir vasıtatin. Bir vasıtayla, bir araziyle gerektirdi. Amir neymiş? Bir vasıtayla gerektirdi. Neyi gerektiriyor? Neyi gerektirdi? Kevne ahiril kelimeti. Kelimenin, tabi bu morep bir kelimedir. Kelimenin sonunun olmasını gerektirdi. Ne üzere olmasını? Ala veçhin bir şekil üzere. Öyle şekil ki, bunun sıfatı, mahsusin, hususi bir şekil. Neyde olan hususi bir şekil? Minel irabi iraptan. İraptan hususi bir şekil üzere kelimenin, yani murep kelimenin sonunun vasıtayla olmasını gerektiren şey amildir. Demek ki amil öyle bir şey ki, bir vasıtayla beraber kelimenin sonunu iraptan bir şekilde olmasını gerektiriyor. Vel muradu bil vasıtati. Vel muradu murad neyle? Bil vasıtati, vasıtayla murad nedir? O vasıtı neymiş? Muktadil irabi. İktada yaktazi isim fail muktazi geliyor. İftal babından isim fail muktazi muktadil irabi. İrabi gerektirir. Muktazi aynı zamanda isim muzaftır orada. El irabi içeretmiş bak. Muktazil irab. İrabı gerektiren şey. Demek vasıta neymiş burada? İrabı gerektiren şeydir. O vasıtayla ne yapıyor amil? Muğreb kelimenin sonunu değiştiriyor. Ve ve bu muktazi irab nerede olduğu halde? Fil esmai. Nerede olduğu halde? Fil esmai. İsimlerde olduğu halde. Burası haldir. Çünkü o fiilin bir bağlı olduğu kelime vardır. O yani hal manasını içerdiği için bu manayı veriyoruz. Nerede olduğu halde? Aleyke ibni fil esma. İsimlerde olduğu halde nedir? Haber şimdi geldi. Ve ümtüda tevarudul maani. Tevarud orada haber oluyor. Ve ve bu muhtazirat nedir? Tevarudul maani. Manaların mana kelimesinin maani. Manaların gelmesi. Gelmesi, tevarud gelmesi ama nasıl gelmesi? Peş peşe gelmesi. Sırayla gelmesi. İsimlerde ne oluyor demek bu iş? Tevarudul maani. Manaların gelmesi. Öyle manalar ki el muhtelifeti, muhtelif değişik manaların gelmesi, peş peşe gelmesidir. Ne üzere? Aleyha, o murep isim üzerine. Demek ki isimlerde muhtezirab nedir? Bir takım muhtelif manaların isimler üzerine gelmesidir. O isim üzerine faaliyet, mefuliyet, izafet dediğimiz manalar gelince anlaşılıyor ki burada iraplama oluyor. Feynaha, zira o muhtelif manalar nedir? Umurun. Bir takım işlerdir. Öyle işler ki hafiyetün, hafi gizli. Hafi, hafiyetün gizli işlerdir. Evet. Fiil vezni biliyorsunuz mübarecindir. Ziyadesiyle gizli. Öyle işler ki taktadî, tested'î gerektiriyor. İstedâ'yı, istedî'yi, tested'î gerektiriyor. Hiye o işler neyi gerektiriyor? Alâ imme. Alametini cemisi alaime, gayr-ı musarrif bu alaime mesacide vezinde gelecek. Alaime bir takım alametleri, öyle alametler ki zahireten zahiri alametleri gerektiriyor. Niçin zahir alamet gerektiriyor? Tu'rafa bilinsin için, bilinmeleri için. Demek ki oradaki gizli olan işlerin bilinmesi için harçlı bir alamet lazım. O zaman ne oluyor? İrab gerekiyor. Mesela zâkûlna, biz dediğimiz zaman darabe zeydün gulâme amirin. Bakalım şimdi. Darabe zeydün gulame amirin. Diyelim bakalım. Bir yazalım. Darabe zeydün gulame amirin. Darabe zeydün
Zeydun gulame amrin. Darabe Zeydun gulame amrin dediğimiz zaman darabe dövdü. Kim Zeydun? Zeyd dövdü, vurdu. Kime? Gulame amrin, amr isimli şahsın kölesine. Gulam köle, amr, amr kölesi. Fe darabe, darabe fiili, bu bir fiildir. Bu amildir işte. Niye? Çünkü her fiil ref eder, nasip eder demiştik. Diyeceğiz, gelecek. Darabe evcebe gerektirdi. Neyi gerektirdi? Kevne ahiri Zeyd'in, Zeyd'in son olmasını, nedir olmasını? Mezmumen, zammelenmiş olmasını gerektirdi. Daha neyi gerektirdi? Daha neyi gerektirdi? Ve ahiri gulame. Evcebe kevne ahiri demek. Kevne ahiri gulame. Ve ahiri gulame, gulame kelimesinin sonu gerektirdi. Nedir olmasını gerektirdi? Mefturhan fethalanmış. Gulameyi de fethi yaptı. Kim yaptı bu işi? Herkesinde bu fiil. Bunu ref etti. Fail aldı. Bunu ne yaptı? Meful aldı. Meful. Tamam mı? Nasıl yaptı bunu diyor. Onu da söylüyor zaten. Bivasitati vurudil failiyeti. Failiyetin gelmesi vasıtasıyla. Failiyetin gelmesi vasıtasıyla. Ne üzerine? Ala Zeyd'in. Zeyd'in üzerine. Zeyd üzerine failiyet geldi. Bu fail oldu. Failiyetin görünmesi için ötüre koydu. Zambe koydu. Yani, vel tane vasıtasıyla vel mef'uliyeti, mef'uliyetin gelmesi yani bivasıtatı vurudil mef'uliyet demektir. Mef'uliyetin gelmesi vasıtasıyla ne üzerine? Ala gulamin. Gulam üzerine de, gulameken üzerine de mef'uliyet geldi. Yapılan işi bu adam yaptı ama bunun yaptığı iş gulama, köleye geçti. Evet. Neyle olur bu iş? Bir sebebi taalluk-ı darabe. Şu darabe fiilinin taalluk, alaka etmesi, alaka kurması öyle. Bihima her ikisiyle. Zeyd ve Amr'la. Gulam'la. Tamam. Darabe nasıl bir iş yapar onu bileceğiz. Amil kısmında okumuştuk bunu amilde. Her fiil ref eder, fail alır, nasb eder, meful alır. Lazım fiil değilse direkt nasb edip meful alır. Lazım fiil ise harf-i cerre. Dolayısıyla ref etti, fail aldı, nasb etti, meful aldı. Ref ettiğinin belli olması için, şimdi burada hareket olmazsa ve bunu biz bilmesek nasıl okuyacağız bunu? İraplanmamız lazım ki biz acemiz, biz Arap değiliz. O yüzden darabe zeyd amr, darabe zeyd gulam amr der Arap mesela. Bu İrap olmaz. Biz İraplanmamız lazım ki manayı verelim. Kim kimi dövmüş? Kim dövmüş, kim dövmüş? Demek ki darabenin taalluku Zeyd'in alakası onun faaliyetini gerektiriyor. Bunun alakası da onun mefuliyetini gerektiriyor. Tamam. Şimdi burada birinci amil bu. Başka amil var mı? Var. Şu gulam kelimesi. Aynı zamanda bu da neydi bu? İsmi muzaaf. Muzaaf ne yapardı? Amil kıyaslendi. Muzaaf ileyhini cer eder. Muzaaf ileyhi hangisi? Şu. Muzaafın ileyhi. Ne oldu? Cer oldu bak. Kim yaptı bunu? İşte gula. Onu da şimdi söyleyecek. Vel mef... Evet. Ve evcebe gerektirdi ne gulamun. Gulam kelimesini gerektirdi. Ezan tarabe gibi. O da amildi çünkü. O da gerektirdi. Neyi gerektirdi? Kevne ahire amrin. Amr kelimesinin sonunda olmasını. Nedir olmasını? Meksuren kesilmiş olmasını gerektirdi. Bir sebeple vasıtatı vurudil izafeti, izafetin gelmesiyle izafet bak, muzaaf, muzafili, izafet, nispet manası geldi üzerine. Kim üzerine? Aleyhi o, amr üzerine izafet manasının gelmesi sebebiyle, vasıtasıyla ne yaptı? Gulam kelimesi de amrı celetti. Ne demek? Kevnihi mensuben ile kevnihi olmasını, olması mensuben ileyhi, mensubun ileyhi ait olması kime? Ligulame. Yani kevnihi bu amr olması mensuben ileyhi, mensub ileyhi ait olması kime? Ligulame. Gulame. Mensub ileyhi, muzaf ileyhi. Kim için muzaf ileyhi? Gulam. Gulamın mensubun ileyhi. Yani gulam kime mensuptur? Amr'a mensuptur. Tabir böyle. Mensubun ileyhi ait olduğu yer olması hasebiyle. Gulam buna aittir aslında. Amr'ın kölesi. Amr efendi, gulam köle. Diyelim. Başka bir isimde bir şahıs. Hasan isimli mesela diyelim.
bekirsin bir adam nedir? Köledir. Onun ismini söylemezler. Ne söyler? Amr'ın kölesi derler. Şu nispet lazım. Kim kime ait? Bilinmesi lazım. Kimse başıboş değil. Bunun gibi nispetler kaybolmuş. Yani eskiden herkesin soyadında ne vardı? Oğulları vardı. Tosun oğulları, usta oğulları, çakır oğulları falan filan oğulları. Neydi o aile, kabile? İşte Arapça'da Benu, Benu Temim, Benu Haşim, değil mi? O kaldırıldı neden? Kimlik bozuldu. Nasıl ki Arapça kaldırıldı, hilafet kaldırıldı, Kur'an kaldırıldı ve nüfus da kaldırıldı. Bir Müslüman dedesini veya dedesinin babasını tanıyamıyor. Yani babasının dedesini bilmiyor. Babasının dedesini bilen kaç kişi var? Ben babamı biliyorum, dedemi bir hayal meyal görmüşüm. İsmi Ali'ymiş. Ya nasıl bir insandı, ne yapardı falan, onun babasını hiç tanıyor. Ya bağlantıyı kopartırlar işte. Tarihi bilmeyen bir millet böyle olur maalesef. O yüzden işte tarihe döneceğiz. Asıl kitaplara döneceğiz. Paçayı kurtarmak istiyorsak, ahirette yakayı kurtarmak istiyorsak, bu ecdadımızın bize miras bıraktığı ilimlere dönmemiz lazım ki Cenab-ı Hak bize haysiyet, şeref, azamet, hakimiyet nasip etsin inşallah. Demek ki izafet buna geldi. Bu muzaf, muzafileyh. Bu muzafileyh, mensubu ileyh budur. Bu köle buna aittir. Bu manayı ifade etmek için ne oldu? Ulam kelimesi isim muzaf olarak, amil olarak bunu cel ediyor. Tamam mı? Bu şekilde şimdi iki tane amil oldu. Bak, darabı ve kulağı. O halde fel amilu, oradaki fail fezleke, fail netice. Netice olarak amil. Ne yapar? Yuhassilu. Yuhassilu ne kelime? Hassale yuhassilu. Tahsil. Yuhassilu. Hani ne kelimeymiş? Tefil babından fiili muzari. Evet. Hasaleden hassale olmuş. Yuhassilu. Hasale hasıl oldu. Lazımdı. Yuhassilu. Hasıl eder. Meydana getirir. Neyi? El maaniye. Bir takım manaları getirir. Meydana getirir. Öyle mana ki el kafiyete, gizli olan bir takım manaları getirir. Nerede? Fil esma isimlerde. Demek ki amiller isimler üzerinde bir takım gizli manaları ortaya çıkarıyor. Faaliyet, mefuliyet, izafet. Ve onlar da o gizli manaları da taktadî gerektirir. Nasb alâime. Alametlerin dikilmesini gerektiriyor. Kübbehi onlar da el-i'rab ilaptır. İşte şu bak, ötüreyi gerektirdi. Fail. Bu meful nasb gerektirdi. Bu da izafet olan şeyi gerektirdi. Cer. Tabii bu alametler ne oluyor işte bak. İsimlerde amil bunlar oluyor işte yani. İrab bunlar oluyor. İrab. Amil bunu ne yapıyor? Gerektiriyor. Bu mananın anlaşılması için faaliyetin ötürü koyuyoruz. Mefuletin feta, izafetin cer. İşte bu hareketler. Bazı kelimelerde de harfler olur. Onları okuyacağız. Hatta okumuştuk değil mi? Amil de okumuştuk. Ebu kelimesinde vav. Mesela bu Ebu olsaydı vav olacaktı. Burada olsaydı nasb olarak elif olacaktı. Eba olacaktı. Burada da ebi olacaktı. Demek ki vav ya elif olacaktı. O zaman onu unutmayalım. Harekeyle irab alanda harekelerin değişmesi, harfle irab alanda harflerin değişmesi ne oluyor? İşte irab alameti oluyor. Ve fil efal. Demek isimlerde bu. Tamam, isimlerdeki meseleyi gördük. İsimlerde demek ki bir takım gizli manalar var. O manalar ortaya çıkması için alamet gerekiyor. Amil o manaları gönderiyor. Tabiri caizse amil olan fiil faaliyeti gönderiyor bir isim üzerine. O fail oluyor. Onun alameti ötre. Birinin üzerine gönderiyor mefuliyeti. O da alameti mensup feta. Muzaf olan kelime ne yapar? Muzafilin üzerine izafeti gönderir. O da onu cereder.